Evet sevgili teraziler, kanalıma hoş geldiniz. Bakalım Mart ayında sevgili terazileri neler bekliyor. 7 tane kart açıp bunları elimden geldiğince yorumlamaya çalışacağım. Eğer arka planda da bir ses varsa çok özür diliyorum şimdiden arkadaşlar. Evde tadilat var. O yüzden de birazcık ses olabilir arka planda. Hadi in bakalım. İlk kartımızla başlayalım sevgili teraziler için. Sevgili teraziler, ölüm kartı çıktı. Ölüm kartı sanılanın aksine arkadaşlar aslında şey, yani direkt anlamda ölümü çağrıştıran bir kart değildir. Bilakis bu kart der ki hayatımızın 180 derecelik bir değişime uğrayacağı dönemin içine dahil olduğumuzu sembolize eder. Yani transformasyon da denir. Veyahut anka kuşu gibi küllerinizden yeniden doğacağınızı sembolize eden bir karttır. Ve der ki eskiyi bitirip yeniye başlama der. Ve bu kart der ki sevgili terazi, bu aralar bugünü ve şimdiyi yaşa der. Libidonuzun yüksek olduğu bir dönemi sembolize eder. Hayat değişikliğini sembolize eder. Ve bir takım bilinçaltımızdaki korkularımızı sembolize eder. Fakat bu korkular içinde der ki korkusuz ol. Yani sana zarar verebilecek şeyler değil aslında. Sadece korktuğun için öyle hissediyorsun ve o yüzden de korkusuz ol bu dönemde der. Bazı arkadaşlar için ameliyatı sembolize eder aynı zamanda. Fakat yani hani bu direkt yaptığınız çok büyük bir operasyon vesaire değil. Tabii ki birebir danışmanlık verdiğimiz zaman bunu daha detaylı bakıyoruz. Fakat genel bir bakım olduğu için diyebiliriz ki yani ne bileyim bu estetik operasyonlar da ameliyat olarak değerlendirebiliriz. İşte ne bileyim botokstur, dişinize dolgu yaptırırsınız vesaire. Küçük çapta şeyler de olabilir. Hadi bakalım ikinci kartımız sevgili teraziler için. Sevgili teraziler, ikinci güçlü arkanlardan birisi büyücü. Arkadaşlar der ki bu dönem siz sevgili teraziler dünyaya enerjiyi yaymak için seçilmiş olan insanlarsınız. Yani pozitif enerjiyi, bakın elinde şey tutuyor ve yere veriyor, gördünüz mü? Ve yerde de nasıl diyeyim, yerde de güller ve zambaklar açmış. Güller duygularımızı, zambaklarsa beyaz dileklerimizi sembolize eder bu dönemdeki. Ve der ki herhangi bir şey yapmak istiyorsan eğer bu dönemde, çünkü birinci karttır girişim, yeni fikirleri sembolize eder. Der ki eğer kafanda herhangi bir proje varsa kesinlikle ve kesinlikle hayata geçirmelisin. Çünkü bakın masanın üstünde asa var, kılıç var, kupa var, tılsım var. Yani der ki elinde tüm olanaklar var yapmak istediğin şey ile alakalı. O yüzden de kesinlikle ve kesinlikle bekleme sevgili terazi ve ilk adımı at der bu kart bizlere. Ve bu dönem hakikaten nasıl söyleyeyim, büyücünün en büyük özelliklerinden birisi de şeydir. Yaparım ve başlıyorum. Üçüncü kartımız. Üçüncü kartımız da asaların yedilisi. Asaların yedilisi de nedir arkadaşlar? Yani azimli olacağınız bir dönem. Fakat tek başınıza savaşçı olacağınız bir dönemi sembolize eder. Ve problemlere vurgu yapar aslında bu kart. Der ki bak, eğer sevgili terazi problemlerini çözmek istiyorsan hepsini aynı anda çözmeye çalışma. Sen problemlerin üzerindesin. Problemlerini tek tek çöz. Yani birini çözdün, diğerine geç. Birini çözdün, diğerine geç. Bir tanesini çözemedin, bir başkasına geç. Onu halletmeye çalış. Onu hallet, ondan sonra geri dön, o problemi hallet. Yani tek tek halledersen çok çabuk şekilde problemlerini halledebilirsin der.
Ve her zaman ileriye yürümeye devam et der bu kart. Bizlere sevgili teraziler. Hadi bakalım kaçıncı? Dördüncü kartımız oluyor. Asaların şövalyesi. Asaların şövalyesi de nedir? Bu dönem çok hareketli olacağınız bir dönemi sembolize eder. Fakat aynı zamanda birazcık dürtülerinizle hareket edeceğinizi, hatta bazı durumlarda dürtülerinizi kontrol edemeyeceğinizi, bunun da agresifliğe yol açabileceği konusunda uyarır bu kart bizi. Özgüvenli olacaksınız. Özgüvenli olacağınız bir dönemi sembolize eder. Fakat birazcık da tez canlı olacağınız bir dönemi sembolize eder. Asaların şövalyesi. Ve bu dönem risk alıp korkusuz olacağınız bir dönemi de aynı zamanda sembolize eder. Eğer karşımızdaki kişinin karakterini entegre etmeye çalışırsak ne diyebiliriz? İşte bu kişi hareketi sever, korkusuzdur, sinirlidir, agresifliğe yatkındır. Dürtülerini bazen kontrol edemez. Dürtüleriyle çoğunlukla hareket etmeyi seçer. Eğer sportif bir yapıya, vücut yapısına sahiptir ve bazıları da profesyonel anlamda sporla uğraşabilir bu kişilerin. Ve hayatta her zaman adrenalini sever, risk alır ve korkusuzdur bu konuda. Ne bileyim, bungee jumping yapar, gider paraşütle atlar vesaire. Bu kişi aynı zamanda da yaş grubu olarak da 30-35 yaş arası diyebiliriz asaların şövalyesi için. Hadi bakalım 5. kartımız sevgili teraziler için. Vay, nostalji kartı çıktı sevgili teraziler. Kupaların altılısı. Yani kupaların altılısı nedir? Bir takım şeylere artık aşina olacağınız bir dönem. Mutlu bir takım anılarınızı yad edeceğiniz bir dönem. İki taraflı yorumlanabilir. Bir tanesi eski partneriniz. İş partneri olur, aşk partneri olur. Veyahut da okuldan çok samimi bir arkadaşınız, bağlantıyı koparttığınız bir kişiyle tesadüfen bu dönem karşılaşabilirsiniz. Hatta bu kişiden bir geri dönme isteği de alabilirsiniz. Hatta bir takım itiraflar duyabilirsiniz geçmişle alakalı. Aynı zamanda da geçmişten bugüne kadar çok sıkı dost olduğunuz bir insanla da kavgayı da sembolize eder. Aynı zamanda bu kart sevgili teraziler. Ama şöyle söyleyeyim. Güvenli hissedeceğiniz bir dönemi sembolize eder kupaların altılısı. Bazı arkadaşlar için de evi terk. Bu arada unutmadan. Evi terk derken hani böyle ben vurdum kapıyı çıktım değil. Yani ev fertlerine belirtip ben artık kendi hayatımı oluşturmak istiyorum, kendi hayatımı kurmak istiyorum deyip evi ayırmayla alakalı bir takım konuşmalar, planlar olabilir. Of! İmparator kartı ve 1, 2, 3 sevgili teraziler, 3 tane güçlü arkan çıktı. Bakın, imparatorun bir elinde Ankh haçı, haç da değil aslında, Ankh sembolü yaşamı sembolize eder. Ve diğer elindeki küre de dünyayı olan hakimiyeti sembolize eder. Neden dünyaya hakimiyeti? Çünkü imparator domine bir karakterdir. Yani bu dönem domine olacağınız, domine edeceğiniz bir dönem, güçlü olacağınız bir dönem, liderlik vasıflarınızın çok yüksek olacağı bir dönemi sembolize eder. Aynı zamanda da ailede babayı sembolize eder. Eğer tek yaşıyorsanız, evli değilseniz, babanızın sizin üzerinizde bir dominasyon kuracağı bu dönemde veyahut babanızla bir tartışma yaşayabileceğinizi sembolize eder. Ve bu dominasyon konusunda, sizin domine edilmeniz konusunda da bakın, koç başlarını görüyor musunuz? Bu da şeyi sembolize eder. Koç burcundan birisi tarafından domine edilebilirsin bu dönemde der. Aynı zamanda da savaşçı olacağınız bir dönemi sembolize eder. Açık sözlü olacağınız bir dönemi sembolize eder. Bazen de
bazı konularda hız ve deneyiminizle bir adım öne geçeceğinizi sembolize eder İmparator kartı. Sevgili teraziler, ne diyebiliriz? Özgüvenli olacağınız bir dönem ve nasıl diyeyim? Bu dönem eğer altınızda çalışan personel varsa yandı. Kesinlikle ve kesinlikle duygusal olmayacağınız bir dönemi sembolize eder. Yani babamı bile tanımam diyeceğiniz bir dönem sizler için sevgili teraziler. Hadi in bakalım son kartımız sevgili teraziler için. Evet, ne çıktı? Kılıçların sekizlisi. Kılıçların sekizlisi de nedir? Bakın normalde der ki yani her şey güzel gidiyor sevgili terazi. Neden sen bir şeyleri olanaksız düşüncesiyle düşünüyorsun der bu kart bizlere. Ve bakın kadının gördünüz mü elleri, kolları, gözü bağlı fakat ön ayakları açık ve su gayet sakin. Bu da nedir? Der ki bilinçaltın aslında gayet sakin. Bir şeyleri sen kendin dramatize ediyorsun. Sevgili teraziler aslında her şey çok güzel bu dönemde der. Ve uyarı kartlarından bir tanesidir aslında kılıçların sekizlisi. Der ki bu dönem dikkat et. Çok güvendiğin insanlar tarafından tuzağa düşürülebilirsin. Veyahut aldatılabilirsin tanımadığın insanlar tarafından. Ve bu kart der ki bak ben kartlar sana yolu gösterdi. Ben son kartım. Son sözü söylüyorum. Her şey çok güzel. Ama seçmek senin elinde. Yani der ki ne seçersen onun sonucunu yani kendi seçiminin sonuçlarını yaşarsın sevgili teraziler bu dönemde. O yüzden de birazcık gerçeği görmek istemeyebilir sevgili teraziler bu dönemde. Aynı zamanda eğer hapisle alakalı mahkeme böyle hakikaten ciddi anlamda hapisle alakalı bir takım durumlar varsa bunu da negatif olarak hapis cezası pozitife de çevirirsek hani kefaretle falan serbest bırakılma olarak da yorumlayabiliriz. Evet sevgili teraziler sizler için Mart 2024 tarot yorumum böyleydi. Mükemmel bir ay geçirmeniz dileğiyle. Hoşça kalın.